Bu videoyu izleme sebebim de can sıkıntısı demiş Yunus Emre Kurtulur. Ne kadar güzel söylemiş. Kesinlikle insanlar canı sıkıldığında dışarıdan bir hareket arıyorlar ya. Muhakkak o sebeple girdi. Yunus Emre Kurtulur, haklısın, ben de canım sıkıldığında video izliyorum. Doğru bir şey yapıyorsun. İnşallah video sana faydalı olmuştur. Özgüven problemiyle alakalı video lütfen. Bununla ilgili çok fazla video aldık. Ben bununla ilgili biraz daha sizin için yorumları okuyup özel hazırlıyorum. Çok yakın bir zamanda özgüven videosu gelecek. King Tekno diyor. Önceki videoda da bu videoda da ortada durmuyorsun. Çıldırıyorum artık. Valla bana bir yer belirlediler, orada dur dedi, hareket etmiyorum ya. Ama bu herhalde yeni videolarda çözdük inşallah. Evet. Beyza Zenci demiş ki can sıkıntısı para olmadan düzelmez. Evet, düzelmez diyorsun ama o para da gelmeyince hep canımız mı sıkılacak? Yani o yüzden can sıkıntısı parayla giden bir şey değil. Zenginlerin daha çok canı sıkılıyor ya. Can sıkıntısı ismindeki videonun müziği acayip sıkıcı, insan uykusunu getiriyor. Fatih Kuş söylemiş. Turancım. Bana söylemiş. Ya niye şimdi canını sıkıyorsun adamın yani gerçekten? Ben buna çok dikkat etmedim. Gerçekten sıkıcı mı senin müziklerin? O zaman bölüme başlayalım. O zaman başlayalım. Bakalım neler konuşacağız. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde aslında hepimizin ihtiyacı olan, hayatta yaşamda sürekli içimizde hissetmek istediğimiz motivasyon konusunu konuşacağım. Tabii ki hayat şartları, işte geçmiş yaşamlar, kültürümüz, inanç kalıplarımız hayatla ilgili motivasyon sürecimizi düşürebiliyor ama önemli tüyolar vermeye çalışacağım. Aranızda böyle çok istiyorum ama bir türlü yapamıyorum diyen var mı? Ya şunu gerçekten yapmak istiyorum ama bu şeyin başına oturamıyorum. Yani spor yapmak istiyorum, başlayamıyorum. Kitap okumak istiyorum, başlayamıyorum. Ne bileyim işte şu sorumluluklarımı yerine getirmek istiyorum. Bir türlü oturamıyorum başına diyen var mı? Ya da şöyle diyen var mı? Çok iyi başlıyorum ama sonu gelmiyor. Şimdi insanda bir motivasyon, bir de performans olayı var. Genelde bazen motivasyon düşer, bazen de performans düşer. Hayatta şöyle onu algılayabilirsiniz. Bir şey istediniz. Şimdi eve gideceğim, şunu yapacağım. İşte şu kitabı okuyacağım, şu bulaşığı yıkayacağım, şu ödevi bitirmem gerekiyor, şu sorunu çözmem lazım. Bir şey istediğinizde şu beyincik, yani omuriliğin başlangıcı, beyin sapından kuyruk sokumunuza bir enerji akıyor. Omuriliğinize. Buna isteme enerjisi deniyor, motivasyon. Eğer istediğin şeyi kalktın, eyleme geçirdin, o kitabı okudun, o konuşmayı yaptın, işte o spora başladın. Eğer enerji eyleme geçerse bunun adına performans deniyor. Diyelim ki biz istediğim şeyi yapmadık ya da yapamadık. O şeyi hedefledik, çok da motive olduk ama bir türlü eyleme geçmedik. O omurilerinizde biriken enerji, motivasyon enerjisi, siz onu eyleme geçirmezseniz birikmeye başlar, eyleme geçmediği için strese dönüşür. Demek ki stresli olmak, yani stresin birikmesi, zamanında çok isteyip de yapmadığım şeylerden dolayı, evet öyle. Yani siz onu eyleme geçirmediğinizde stres, eyleme geçirdiğinizde performans yaşıyorsunuz. Bu bazen şöyle olur, bilirsiniz, hani bunu uzmanlar, doktorlar anlatır. Eğer siz onu eyleme geçirmezseniz vücudunuzda yoğunlaşır o enerji. Kiminin midesine vurur, gastrit yapar, ülser yapar, kulak çınlaması, göz seyirmesi. İçine bileyim, vücudunuzun her yeri atıyormuş gibi olur. Dikkat dağılır, konsantrasyon bozulur ve ciddi anlamda stres vücuda zarar vermeye başlar. Peki ben motivasyonumu nasıl geliştireceğim? Performansı nasıl geliştireceğim? Bir bakın, bütün İK'lara bakın, kurumsal eğitimlere bakın, öğrencilerin böyle üniversitelerinde aldığı seminerlere bakın. Hep böyle bir motivasyon başlığı geçer. İnsan motivasyonu nasıl sağlar? İki yönlüdür bu. Bir içsel motivasyon, iki dışsal motivasyon. Nasıl örnekleyeceğiz? Şuna bakabiliriz. Bir şeyi çok istediğiniz, motive oldunuz ama onu bir türlü yapamıyorsanız muhakkak hayatta gereksiz şeylere çok motive oluyorsunuz. Bu aynı üniversiteyi kazanmak isteyen bir genç arkadaşım üniversiteye çalışmaya, yani hazırlanmaya motive oluyor ama eylemleri, performansı fazla gezmek, fazla dağıtmak, gereksiz insanlarla vakit geçirmek. Eğer oradaki şeyleri azaltmazsanız burada reel olan şeye, ana olan şeye motive olamazsınız. Performans probleminde şu vardır. Çok iyi başlarsınız, tam iş devam ediyor, işin içindesiniz, dank diye düşersiniz. Bunda da şöyle bir yolculuk var. Eğer performans problemi yaşıyorsanız muhakkak işi bilene danışmak ya da işte bir ajanda tutmak, stratejilerinizin olması gerekiyor. Hayatta her zaman hep motive,
hep de performansla yürümez. O sebepten size şunu soracağım. Hayatınızda gereksiz uğraşlarınız var mı? Ya bu insana biraz zaman ayırmamam ya da mesafe koymam gerektiğiniz insanlar kimler? Ya da işte o uğraşa biraz daha az zaman... Yani şunu da söyleyeceğim, bu da önemli. Siz haz aldığınız şeyleri azaltmaya çalışırsanız canınız da sıkılır. İlk videoları hatırlayın. Siz o yüzden yanı başınızdaki hazlara zaman ayırırsınız ister istemez. Peki ben içsel motivasyonu nasıl sağlayacağım? Burada da bilişsel süreç devreye giriyor. İçeride size söyleyen, yani iç sesini size ne söylüyor? Bazı insanlarda şu var. Gerek yok, ertele, sonra yaparsın. Ne gerek var şimdi? İki tip insan çıkıyor karşımıza. Diyelim ki bir karar verdiniz, motive oldunuz. O arada haz denilen nokta devreye girer şunu söyler. Daha bir hafta var, boşver. 3 gün var, boş ver. Mantık der ki saçmalama, hemen yapman lazım. Haz der ki bırak ya, ertele. Bazı insanlar bir hedef belirlediğinde, bazı gençler de öyledir, hemen yapmaya çalışır çünkü bedeli sonra ödemek istemez. Bazıları da boş verir, son güne bırakır, son günde çok iyi yapar. Bu yanlış, bu doğru diyemem. İkisi de doğrudur. Eğer eyleme geçiyorsa, bir şekilde yapıyorsa sakın kendinizi diğer insanla kıyaslayıp ya işte baksana şu adama, şu kıza hedef belirlediğini hemen yapıyor. Ben onun gibi niye olmuyorum? Bu tarzla alakalı bir şeydir. Kimi son güne bırakır ama acayip bir yaratıcılık, üretkenlikle inanılmaz şeyler yapar. O yüzden içsel motivasyonda zihin kaynaklarınız bu kısımda önemli. Kendinize şunu söyleyeyim. Biraz özgüvenle de alakalı bir durum bu. Ben bunu ya başaramazsam, ben bunu yapamazsam, ya elimden gelmiyor, nasıl olacak? Ben peki bu zihinsel şartlanmaya nasıl sahip oluyorum bu bilgiye? 3 şekilde. İnsanlar kendileriyle ilgili inandığı şeye, bilgiye, buna genelde öz saygı deyin, özgüven deyin, işte ne bileyim kendine güvenmek, motivasyon deyin. 3 şekilde oluştururuz bu inançları. Şöyle örneklersem daha iyi oturur. Küçük bir çocuk düşünün, 4 yaşında. Yanan bir sobaya doğru yaklaşıyor. Anne diyor ki yapma, gitme, yanarsın. Genelde çocuklar gözünün anneye bakar böyle onu gıcık edercesine gider, oraya dokunur, eli yanar ve çeker. Buna deneyim denir. Yani çocuk deneyimledi, öğrendi. Neye inandı? Sobaya dokunursam yanarım. İkinci örnekte şu var. Tanık olma. Yani ne demek? Bir başkası sobaya dokunur, bir başkası yanar. Çocuk bunu izler, tanık olur ve şunu söyler. Dokunursam yanarım. Üçüncüsü, birileri ona der ki dokunma, yanarsın. Hiç deneyim yok, tanık olma yok. Sadece duyduğuna inanır ve der ki dokunursam yanarım. O zaman kendinize şunu söyleyin lütfen. Ben bu 3 bilgiden, 3 yoldan hangisiyle büyüdüm, geliştim kendimle ilgili? Deneyimledim mi? Dokundum, yandım mı? 2 tanık mı oldum? 3 duydum mu? Genelde çoğunlukla biz duyarak öğreniriz. Tanık olarak, yani ibretlik öğreniriz. Kendinizle ilgili hikayelere bir bakar mısınız? Özgüven probleminiz, bir şey başaramayacak olmanız, ne bileyim işte şanssızlıkla ilgili algınız, umutsuzluğunuz deneyimleyerek mi geldi? Size çok söylendiği için mi inandınız? Yoksa başkalarının hayatlarını izleyip tanık mı oldunuz? Eğer ki ağırlıklı deneyimlenmemişse size şunu önerebilirim özellikle. Lütfen iç sesinizi değiştirmeye çalışın. İçerideki insan, yani içerideki ben ne söylüyor motivasyonda? Yapamayacaksın diyorsa şöyle söyleyeyim. Zihin gerekçelerle çalışır, bunu unutmayın. Siz buna inanmışsınızdır. Ve sürekli onu haklı çıkartacak gerekçe üretir. Bu motivasyonu düşürür. Ne yapacağım peki? Doğru kalıbı getirmeniz gerekiyor. Evet, bu zamana kadar şunu başaramamış olabilirim. Ama bu saatten sonra başaramayacağım anlamına gelmez. Bu konuda hata yaptım yıllarca, belki aylarca ama bundan sonra hata yapacağım anlamına gelmez. Evet, bu ilişkide o insan beni sevmedi. Okey, aldatıldım, okey. Ama bu hep aldatılacağım anlamına gelmez. Biraz bizde şey kafası var, böyle acı kafası. Yani hep öyle olacakmış gibi. Ne yapacağım peki? Olumlu kalıba çevir. Şu da olabilir, bunu da yapabilirim ve ona gerekçeler üret. Bir şeyin inanca dönüşmesi için olumlu veya da olumsuz ona gerekçe üretmeniz gerekir. Evet, şöyle de yapabilirim, böyle de yapmıştım, bunu da deneyimleyebilirim. İlla hep böyle kötü olacak gibi diye değil gibi kalıpları yerleştirirseniz, gerekçe çoğalırsa oradaki zihindeki, yani beyindeki nöron inançlardan dolayı gelişir ve özgüven getirmeye başlar. Yani motive olmaya başlarsın. Ki bizim motivasyonumuz kendimizle ilgili, iç kaynakla ilgili. Peki dışarıdan motivasyonu nasıl sağlayacağım? Bu da kendinize zaman ayırmakla alakalı. Lütfen çalışıyorken çalışın, dinleniyorken gerçekten dinlenin. Yani müzik dinlemek,
sevdiğiniz, size iyi gelen insanlarla zaman geçirmek, bu da motivasyonu artırır. Size dışarıdan olumlu telkinler verebilecek insanlarla olun. Yani sırtınızı sıvazlayacak, biraz sakin ol diyecek insanlarla olun. Çok önemli genç arkadaşlarım, doğaya karışın, yeşilliğe karışın, oksijen alın. Çünkü oksijen en önemli ihtiyacımız. Neden diyeceksiniz? Beynimizin %96 dilimi hayvan beyni, ilkel beyin. %4'lük dilim ön beyin, insan beyni. Siz bir şeyi sıkıldınız, daraldınız, oturup kaldığınızda şöyle düşünmeye başladığınızda ağır ağır, keyifsiz, motivasyon yok, umutsuz. Hayat sizi aşağı çekmeye başlar. İsteseniz de istemeseniz de. Bu biriktiği için bir süre sonra sizi öfkelendirir, sinirlendirir. Siz tembelleştikçe, yavaşladıkça, yani bir şey yapmadıkça, bir işi yapan insanları gördükçe onlara gıcık olmaya başlarsınız. Eleştirmeye başlarsınız. O yüzden genelde size hareket gerek. Ve siz aşırı laktik asit ürettiğiniz için çok durduğunuzda vücut stresi biriktirir. Hemen yapmanız gereken, motivasyon gitti mi? Ayağa kalkın ve açma germe hareketleri yapın. Çok ilginç gelecek ama ne zaman sıkıldınız, motivasyon düştü, şu hareketleri yaptığınızda beyin serotonin salgılar, yani mutluluk hormonu salgılar. Yani siz daraldığınız anda motivasyon gitti mi? Kitap okuyacaksın, yapamıyor musun? İşe ders çalışman lazım, olmuyor mu? Bir proje için bilgisayar başına oturacaksın, oturamıyor musun? Hemen kalk git, dolan, hareket et, egzersiz yap, açma kapama, tekrar başına otur. Sebebini söyleyeceğim. Bir şeyin başına oturduğunuz, zorla oturursanız hemen kalkarsınız. Bu ne olursa olsun. Canınız sıkıldığı an, kitabın ikinci sayfası daha, işin ikinci dakikası daha, canın sıkıldığında sakın oturmaya, işi yapmaya devam etme. Kalk tekrar bir hareket et, açma germe ve tekrar başına otur. Sebep, bir şeyin başına oturup da bir işin sıkıldığınız anda devam ettiğinizde bir süre sonra onu yapamaz hale geleceksiniz. O yüzden hayat bazen motivasyonunuzu engellerle, sorunlarla alır. Bazen performansınızı canınızı sıkarak elinizden almaya çalışır. Bunun sebebi sizin daha güçlü olabilmeniz içindir. Bakın, güç diyorum, çok önemsediğimiz zihinsel güç, bilişsel güç, motor gücü, yani beden gücümüz, vücut sağlığımız, bunlar bizim hayatımızın en önemli kaynakları. Ve unutmayın, kendinize rol modeller edinin. Ya bu işi iyi yapabilen, başarabilen kadınlar, erkekler bir bakın ve onları rol model edinin. Buna rağmen motivasyonunuz düşecek, performansınız düşecek ama şunu kaybetmeyeceksiniz, kendinize olan inancınız. Bakın, ben hayatta kendim de dahil olmak üzere birçok başarısızlıklar yaşadığım insanlar gördüm ama yani gerçekten o başarısızlıkların içinden çıkan insanlar da gördüm. Hayat sizin başınıza, bizim başımıza engeller getirir ama bizim nereye düştüğümüzle ilgilenmez. Nereden nasıl çıktığımızla ilgilenir. O yüzden birçok insan psikoloğa gittiğinde, danışmana gittiğinde hiçbir uzman onun hayatındaki problemleri yok edemez. Sadece problemlerle nasıl baş edeceğini öğretir ya da yolunu gösterir. O yüzden insanın hastalanması ruhen başına gelen acılardan, dertlerden, kayıplardan, talihsizliklerden değil, onları çözememekten. Açık konuşmak gerekirse insan çözemedikçe hastalanır. Başına gelenden dolayı değil. O sebepten lütfen arkadaşlar, dünyanın hangi yerinde yaşıyorsunuz bilmiyorum. Memleketin hangi toprağında, hangi şu an koltukta, sandalyede birbirimize iletişim kuruyoruz bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Hepimiz aynı acıları farklı zamanlarda farklı şekilde yaşıyoruz. İşte birbirimizden bir farkımız yok. Biri işte milyon dolarlık evinde, biri sadece tek odalı evin bir yerinde oturarak yaşamaya devam ediyor ama şunu biliyorum. Acı aynı. Sadece nasıl çıkıyorsun, nasıl baş ediyorsun onunla ilgilen. Elimde diyelim ki gerçekten bir dert var. Bu dert benim yıllardır taşıdığım bir sıkıntı. Bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum, işe gidiyorum, okula gidiyorum, sokaktayım, AVM'deyim, her yerdeyim. Dert büyümez, kol uyuşur. Ve kol ağırlaştığı için, uyuştuğu için derdin yük olduğunu zannedersin. Hayat der ki, o dert tamam sende var, okey bilemiyorum ama o derdi bazen bırak, kolunu dinlendir. Tekrar al, derdi devam et. Bu sefer kolu güçlendirdiğin için dert hafif gelmeye başlar. Bitmeyecek ki. Yani bugün çözdüğümüz sorun yarın şekil değiştirip tekrar devam etmeye başlayacak. O yüzden
İçinizde sizi sıkan endişe, korku ne varsa şunu söyleyeceğim size. Açık yüreklilikle. Hiçbir korku, hiçbir endişe, hiçbir motivasyonsuzluk ya da işte olumsuz inanç kalıbı bitmez. Ve biri çıkıp size diyorsa, bir uzman, 3 seansta bilinçaltınızı temizleyeceğim. 5 adımda korkularınızdan kurtulacaksınız. Arkanıza bakmadan kaçın gidin. Neden biliyor musun? Bu tip olumsuz inançlar ve korkular bitmez. Sadece cazibesini yitirir. O kadar çok onlarla yaşıyoruz ki, o kadar cazip geliyor ki, sürekli cezbediyorlar, düşünmekten alıkoyamıyoruz. Biz onların bizim üzerimizdeki etkisini azaltabiliriz sadece, yok edemeyiz. Ve bir süre sonra cazibelerini yitirdiği için onları düşünmemeye başlarız. Hayat da böyle. Peki ne yapacağım bununla ilgili? Harekete geçmek zorundasın. Hareket. Boşuna dememişler, bereket de orada. Alakasız alanlarda hareket edin. Yani bu motivasyonunuzu inanın ki artırmaya başlayacak. Bir insanın kendisine yapacağı en büyük kötülük tembelleşe kendiyle ilgili algısında olumsuzluk oluşturmaktır. Ve bir insanın kendisine yapacağı en iyi iyilik kendisini iyileştirmesidir. Bunun için hiçbirimizin birbirimize ihtiyacı yok. Biz sadece telkinlerle birbirimize ilgilenen insanlarız. Çünkü hayat sadece telkinlerle devam ediyor. Motivasyon telkinlerle oluşuyor. Ben inanıyorum ki hepinizin başarılı olduğu bir şeyler var. Ben inanıyorum ki hepinizin yetenekleri var. Bunları ortaya çıkartmak için lütfen dünyadan bir şey beklemeyin. Siz bir adım atın. Olmayacak bir daha adım atın. Olmayacak bir daha adım atın. Olmayacak bir daha adım atın. Kaçıncı defası olacak bunu bilmiyorum ama bir yerlerde olacak. Neden biliyor musunuz? Siz en az 100 kere, 1000 kere deneyeceksiniz ve bir gün unutacaksınız. O esnada çıkacak ve motivasyon her zaman yanınızda olmak zorunda. Bir yerlerde bekliyor ve şu hareketi yapmanızla alakalı bir durum. Dert mi çektiniz? Hepimiz çektik. Aldatıldınız mı? Hepimiz aldatıldık ya da aldatılıyoruz. Hala bilemiyorum. Üstünüze mi geldi dünya? Gelecek. Bıkmadan gelecek. Senin bıkmaman lazım. Bir yerde dur demen lazım. Dik durman lazım. Eninde sonunda bir şey başaracaksın. Başarı rakamlarla olmuyor. Başarı parayla olmuyor. Para bir araç sadece. Sen bir şey yapıyorsun ve geliyor. Para ya da başarı. O yüzden gerçekten senin motivasyonu ben yok edemem, sen de benimkini yok edemezsin. Ama birbirimize iyi gelebiliriz. Hayat diyor ki, bana duvar örme, köprü ol. O yüzden gerçek motivasyon ve gerçek başarı, kalbini, zihnini, yeteneklerini, umudunu açabilen insanlarla. O yüzden mimiklerinize dikkat edin. Şöyle toparlayacağım, iyi gelecek belki hepimize. En önemlisi, en iyi motivasyon kaynağı mutluluk hormonu üretmekse, kendini iyi hissetmekse, size bedava bir şeyden bahsedeceğim. Mesela güldüğünüzde, tebessüm ettiğinizde, benim kadar çirkin olmayacaksınız ama, tebessüm ettiğinizde yüzünüz kırışır. Yüz kırıştığında kan dolaşımı yüzde durur. Normalde kan dolaşımı beyin sapına gider. Kan burası ısınır ve strese gireriz. Siz güldüğünüzde ve tebessüm ettiğinizde kan dolaşımı yüzde durur. Beyin sapına kan gitmediği için beyin sapı soğur. Soğuduğu için de serotonin salgılar. Bak bedava. Sabahları kalktığınızda, güne başladığınızda ne kadar derdiniz olursa olsun hayata ve insanlara hafif bir tebessüm edin. Siz tebessüm ettiğinizde mimikleriniz iletişime, iletişimin içindeki kelimelere, sözlere, duygulara karşı tarafta bir yansımaya dönüşecek. Bu yansıma herkesten size akıbet, kader, bereket, yol ve hareket olarak tekrar geri dönecek. Yani birilerine atacağınız tebessüm, hayata yapacağınız bir iyilik onların ihtiyacı olduğu için değil, bizim ihtiyacımız olduğu için. O yüzden gerçekten hayatın bereketlenmesi senin ve benim daha fazla hareketlenmemle olacak bir şey. Ne dersin? Bu videoyu izledin, izliyorsun. Ayağa şöyle kalkıp neler yapacağını bir düşünür müsün? Tek motivasyonun içindeyse gerçekten onunla bu yola çıkar mısın? İnanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Görüşmek üzere.